Evet, maalesef Afyon'daki şehitlerimizin başsağlığı dileyerek, onların yakınlarına, ailelerine Allah'tan sabır dileyerek başlıyoruz. Hani keşke olmasaydı, inşallah bir daha olmaz şeklinde ifade ediyoruz. Bu çok tarifsiz bir şey oldu. İçin burada çok üzerinde durmuyoruz ama gerçekten şehitlerimizin aileleri neyi hissediyorsa bizler de aynı şeyi hissediyoruz. İnşallah tekrar diliyoruz ki bir daha olmaz. Tabii Türkiye'nin gündemi de yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye haftalardır yoğun bir şekilde eğitimi konuşuyor. Ve yetki makamındakiler de gerek aileleri gerekse de eğitimcileri ikna etmek için hem televizyon programlarında hem basın yoluyla hem de açıklamalar yoluyla çok sayıda girişimlerde bulunuyorlar. Ama maalesef bu tedirginlik ne aileler bazında ne de öğretmenler bazında ortadan kalkmış değil. Tabii biz geçen hafta bu konuya çok eleştirel de baktık biraz. En azından konuğumuz o yöndeydi. Bu hafta 5 yaş ve 5,5 yaş çocuklarının eğitime başlamasının sakıncalarını konuşmayacağız aslında. Yani evet bu oldu bitti. Yarın zaten okullar başlıyor. Deneme amaçlı eğitim yarın zaten başlıyor. Bunu konuşmayacağız. Neyi konuşacağız bugün? 5 yaş, 5,5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, hatta 8 yaşında dahi bu yıl başlayanların olduğunu söyledi bize konuğumuz. Onları konuşacağız. Bunlar ne gibi sorunlarla karşılaşır? Ama bu sorunları nasıl aşacaklarını, nasıl aşabileceklerini konuşacağız. Öğretmen ne yapmalı? Bunu konuşacağız. Aileler ne yapmalı? Bunu konuşacağız. Okul yönetimleri ne yapmalı? Bunu konuşacağız. Kısacası çözümü konuşacağız. Hani siz de telefonu alın ve yakınlarınıza haber verin. Ekrandan ayrılmasınlar. Çözümü konuşacağız. Artık tamam, eleştirsek dahi diyelim. Çocuklar 5 ya da 5,5 yaşında başlıyorlar. Ne yapılmalı diyoruz? Tabii biz bununla ilgili çok değerli bir konuğumuzu da stüdyoya aldık. TED Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Günel konuğumuz. Murat Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Sağ olun. Gerçekten sizin öğretmen yetiştirme programlarında yaptığınız seminerler, etkinlikler çok biliniyor. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza kadar bu hafta sonu geldiniz. Sağ olun. Benim için de bir keyif. Teşekkür ederim. Şimdi Murat Hocam izniniz olursa birkaç duyurumuz var. Tabii Onlardan ki. sonra hemen Tabii ki. sohbetimize başlayalım. Şimdi not alın diyoruz. 0312 318 69 50 no'lu telefondan bizi arayınız. Telefonunuzu yazdırıp kapatınız. Sonra biz sizi arayacağız. Tekrar ediyorum. 0312 318 69 50 no'lu telefondan ki ekranda bunu sıklıkla göreceksiniz. Bizi arayınız, telefonunuzu yazdırıp kapatınız. Ya hocam benim çocuğum şu sorunu yaşıyor. Efendim ben ne yapmalıyım? O çocuğun işte 5,5 yaşında başlamasından dolayı doğabilecek sakıncaları ben nasıl ortadan kaldırırım tarzı sorularınızı bekliyoruz. Bu arada programımızı kanala.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz. Yakınlarınız eğer televizyondan uzak bir yerdeyse, bilgisayar başındalarsa onlara da haber verin lütfen. Bu haftaki köşe yazımız yani bonsoca.com ve bonsoca.com'daki Facebook sayfamızdaki köşe yazımız 3-6 yaş arası çocuklara ilişkin bilmeniz gerekenler sakın ha bu yazıyı okumadan pazartesiyi bulmayın. Bakın bu çok önemli. Sakın ha bu yazıyı okumadan pazartesiyi bulmayın diyoruz. Eğitim gündemiyle ilgili kısa bir sunumumuz olacak. Efendim hakimlik ve savcılık sınavı iptal edildi. KPSS sınavıyla ilgili olarak da tartışmalar sürüyor. YÖK Başkanı, pardon ÖSYM Başkanı Ali Demir der ki, kardeşim bir hata yok. Kamuoyu der ki var, onlar tartışa dursun bunu. Ama ben hakimlik ve savcılık sınavıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz burada Sayın Ali Demir'i çok eleştirdik. Ama bu defa arkadaş hırsızın hiç mi suçu yoktur? Bakın dikkatlerden bir şey kaçıyor. Sayın Ali Demir orada görevinin başında. Aa, biz diyoruz ki ya biraz eksik yapıyor görevini. Ama niye hırsızları unuttuk sizce? Acaba yetki makamındakilerin
Uygun gördüğü cezalar mı yetersiz de bu hırsızlarda usanma, arlanma hiç yoktur. Bu soruları çalmaya devam ediyor. Ben diyorum ki bugün biz hırsızları protesto ediyoruz. Ali Demir'le ilgili herhangi bir sözümüz yoktur. İkinci öğretimlere harç konusuna gelince, efendim hükümet çok müthiş bir uygulamaya girdi ve birinci öğretimlerdeki harçları kaldırdı. Müthiş bir şeydi bu. Bekliyoruz ki ikinci öğretimlerde de kalksın. İşte meclis açılıyor. Sayın Başbakan yasal düzenlemeden söz etti. Meclis açıldığı zaman inşallah o yasal düzenlemede yapılır. En azından örneğin Hacettepe işletme diyelim ki 500 lira mı ödüyor öğrenci? O mu düşmüş? İkinci öğretimlerden de 500 düşülebilir. Yani böyle bir şey yapılabilir. Bunu daha sonra gündemimize de alacağız. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS yerine 80 öncesi düzenlemeye geçme gibi bir basına yansıyan bir şey oldu. Ben destekliyorum. Nedir o olay? Biz lise 1'den lise 2'ye geçerken efendim notumuz tutarsa fen bölümüne gidiyorduk. Tutmayanlar tabii bilimle edebiyat bölümüne gidiyordu. Sonra lise 2'den 3'e geçerken de matematik ve tabii bilimler diye ayrılıyordu ama hep notlarımıza bakıyorlardı. Örneğin ben matematikten mezun olmuştum. Ama bunu mezun olurken ailemiz öyle istediği için değil. Biz onu hak ettiğimiz için mezun olmuştuk. Bu uygulama müthiş. Biz gerçekten yetkililere bunu iyi düşünün ve bunu mutlaka uygulayın diyoruz. Ve son olarak Murat hocamızdan da bir izin isteyerek sınıf öğretmenleriyle yaptığımız bir görüşmeyi bir dakika içerisinde özetleyeceğim ve hocamıza döneceğiz. Efendim sınıf öğretmenleri diyor ki, bir, bize gönderilen kitaplar geçen yılın aynısı. Bu kitaplarda Ocak ayında okumaya geçilmesiyle ilgili bir uygulama var zaten diyorlar. Ama Milli Eğitim'de Nisan'da geçin diyorlar. Yani kitapla uygulama arasında bir zıtlık var. İnternetten yayınlanan şunu uygulayacaksınız ise daha bakmadık. İnternetten uygulama yapmayın lütfen. Öğretmen daha bakmadık diyor. Bilgisayarın başına gitmez. Televizyon izlerken oturur başucundaki şu kitabı okur. Ama bilgisayarın başına gitmez. Bunu unutun. Bundan verim alamazsınız. İki, ilkokul öğretmenleri diyor ki çocuk okumaya 4 yaşında da başlayabilir, 3 yaşında da. Eğer yarın 5 yaşındaki çocuklar okumaya çarçabuk geçerse bu uygulama başarılı olduğu için değildir. Zaten çocukların böyle bir yeteneği var. Ama matematik ve fen becerilerinde sıkıntı özellikle 4. sınıftan sonra başlar ve bunu aşmak için de çok özel ders alırsınız diyorlar. Yine ilkokul öğretmenleri diyor ki 5 ve 5,5 yaş çocuklarında kesin uyum sorunu olur diyorlar. Yine ilkokul öğretmenleri 4. olarak şunu söylüyor. Altını ıslatan çocuk eskiden de olurdu diyorlar. Yani 6 yaşında başladığında da olurdu. Hani burada haksızlık yapmamak gerekir diyorlar ama Sayın Bakan'ın bu durumlarda öğretmenler ne yapacaklarını biliyor demesine verdikleri yanıt şu. Evet biliyoruz. Annelerini babalarını arayacağız çocukların. Yanımızda biz iç çamaşırı ya da efendim pantolon taşıyacak değiliz diyorlar. Ve öğretmenler kendilerine verilen internet eğitiminin sağlıklı olmadığını, çok değerli insanların konuşmacı olarak katıldığını ama sağlıklı olmadığını, kesintiler olduğunu, çok anlaşılmadığını söylüyorlar. Yine basına yansıyan işte efendim 3,5 ay ya da Nisan ayına kadar sadece A ve E öğretilecek tarzındaki kamuoyuna yansıyan bilgi ise yok canım öyle şey mi olur diyorlar. Birinci grup harfler var diyorlar. A, E, L ve T diyorlar. Ha bunları öğretirsiniz ama bu birinci grup 4 harften de ilk önce A'yı ve E'yi öğretebilirsiniz belki ama bunlar birlikte öğretilir zaten diyorlar. Peki dedik siz ana sınıf eğitimi verebilir misiniz? Ne yapacaksınız dediğimizde de vallahi şöyle bir bakacağız bir ay sonra bildiğimizi yapacağız dediler. Hani yetkililere de duyuruyoruz. Murat Hocam bu anekdotu da okudum. Ben ilk sorumu da o çerçevede sormak istiyorum. Sınıf öğretmeni hani siz TED Üniversitesi'nin sınıf öğretmenliği ana bilim dalı öğretim üyesi olduğunuz için özellikle soruyorum. Sınıf öğretmenlerinin aldığı eğitim açısından bakarsak sınıf öğretmenleri ana sınıfı eğitimi vermeye uyum sağlayabilirler mi? Sınıf öğretmenleri bu eğitimi vermek adına okulda teorik anlamda dersler almış öğretmenlerdir. Çocuk gelişimi konusunda, çocukların okula adaptasyonu konusunda, onların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri konusunda teorik bilgiye sahip insanlardır. Ancak
Sınıf öğretmenlerinin içinde bulunduğu durumu düşünmeliyiz bence. Çok uzun yıllardır 7 yaş grubuna eğitim vermiş öğretmenlerin 5,5 yaşla 8 yaş gibi bir aralıktaki pek çok öğrencinin bulunduğu bir gruba nasıl ortak eğitim vereceği sorusu aslında daha önemli. Çünkü belki 6 yaş grubuyla, belki de 7 yaş grubuyla grup halinde çalışabilen öğretmenler bu sefer 5,5 yaşla 8 yaş gibi bir aralığı kapsayan farklı sayıdaki öğrenciyle bir araya gelecekler. Asıl sınıf öğretmenlerinin karşılaşacak olduğu zorluğu ben bu olarak düşünüyorum. Bireysel anlamda o yaş grubunda öğrenciye neler yapılması gerektiğin konusunda öğretmenlerimizin teorik bilgisi elbette var. Ancak farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin bir araya geldiklerinde pratikte ne yapılacağı konusunda çok fazla bilgileri olmadığını düşünüyorum öğretmenlerimizin ki bu çok normaldir. Bugüne kadar böyle bir kitleyle hiç çalışmadılar. Böyle bir yaş aralığıyla hiç çalışmadı öğretmenlerimiz. Peki Murat Hocam, yani okullar 17 Eylül'de açılıyor. Evet. Öğretmene ne öneriyorsunuz? Yani ana sınıfı eğitimine uyum sağlayabilmeleri için bu süreç içerisinde onlara ne öneriyorsunuz? Ne yapmaları, kitap mı okumaları lazım? Ne yapmaları lazım? Ben sorunu biraz daha geriye alarak sizin tabii, söylediğiniz eksene götüreceğim. Biraz evvel de sizin ifade ettiğiniz gibi Süleyman Bey, okullarımıza 5,5 yaşında öğrenciler de gelecek, 7 yaşında öğrenciler de bekliyoruz. Fakat aynı zamanda geçen yıl gelişim açısından okula çok uygun olmadığını düşündüğü çocuğunu okula yollamayan velilerimiz de var. Benim kendi çevremde de var. Etrafımızda duyduğumuz insanlar da var. Yani bu yıl 8 yaşına girmiş çocuklar da olacak. Bu üç grubun zihinsel, duygusal ve sosyal yetenekleri farklı. Okuldan beklentileri de farklı. Bakın 6 yaş civarında olan öğrenciler işlem öncesi dönemdeki öğrenciler. Ve bu öğrencilerin, bu çocuklarımızın okuldan beklentileri daha çok resim ve oyunla alakalı olacak. Fakat 7-8 yaşına girmiş olan öğrencilerimiz biraz daha somut işlemler dönemine geçmiş öğrenciler olduğu için onlar matematiksel anlamda, mantık kurma anlamında bir tık daha önde olacaklar diğer öğrencilerden. Bu anlamda bu öğrencilere ben kaynaştırma eğitimi diyorum. Bir anlamda kaynaştırma eğitimi yapılması gerekiyor. Yani bir grup öğrenciniz, 40 kişilik sınıftaki 10-15 tane öğrenciniz resim, oyun, düzen, kurallar, itaat, bağımsız düşünüp bağımsız hareket etmeyken grup halinde hep birlikte düşünüp hareket edebilme gibi beklentiler ve yeterlilikler içerisindeyken diğer grup kurallara uyma, zaman, matematiksel anlamda sayılar ekleyip çıkarma, yani bir maddenin üzerine, bir cismin üzerine başka bir cisim geldiğinde ne olur gibi bir düzeyde oldukları için asıl öğretmenlerimizin düşünmesi gereken bu farklı gruplar arasındaki uçurumu ve farkı göz önüne alarak eğitim ortamını nasıl düzenleyebilirim? Onları nasıl birbirine adapte edebilirim? Nasıl birbirine kaynaştırabilirim? Sınıf öğretmenlerimizin bence birinci düzeydeki problemi ve önceliği bu olmalı. Müfredatta yazanlar, sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi 12 haftalık bir oryantasyon dönemi olabilir. Daha sonra birinci sınıfların müfredatı uygulanıyor olabilir ama temelde üzerine düşmeleri gereken kısım öğrencilerimiz okula geldiklerinde okuldan nefret etmemeleri için, okuldan korkmamaları için ben ne yapmalıyım kısmı. Bu kapsamda da birkaç bir şeyler ekleyebilirim sizin sorunuza paralel olarak. Şimdi Murat Hocam, 5-5,5 yaşındaki çocukların işlem öncesi dönemde olduklarını söylediniz. Onların görsel algıları da değil mi tam oluşmadığına tabii, evet, göre kullanılan eğitim materyalleri de farklı olmak zorunda değil mi? Elbette. O dönemdeki öğrenciler için oyun, drama, resim, toplum içerisindeki, sınıf topluluğu içerisindeki rollerini belli edecek, hatta yurt dışındaki yapılan çalışmalar ve müfredat çalışmaları bize gösteriyor ki, müfredatın içerisine, günlük okul hayatının içerisine entegre edilmiş bir müfredat ve materyal ihtiyaçları var. Yani rollerini oynayarak belirlemeleri gerekiyor. Okumayla ilgili şeyleri daha çok görseller üzerinden götürmeleri gerekiyor. Bu konuda ben de katılıyorum şimdi size. Şimdi Murat Hocam, hemen Kemal Çelik öğretmene Tokat'a bağlanıyoruz. Öğretmenim merhabalar Kemal Hocam. Merhaba efendim, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hemen sorunuzu rica edelim Kemal Hocam. Efendim ben birinci sınıfları okutacağım bu sene.
Şimdi teknolojik imkanlardan da faydalanmamız gerekiyor biliyorsunuz. Hı hı. İlk 3 ay özellikle oyun oynama ve yani ufak da olsa harfleri de vereceğiz. Fakat sınıfta sadece sıralar ve kara tahta var. Bunlarla ya sınıfta özellikle oyun oynayacak kıpırdayacak yer de yok. Ne yapabiliriz sınıfta? Şu anda ilk 3 ay özellikle baktım ben. İnceledim müfredatı. Ne yapabilirim sınıfta? Yani evet o ana sınıfı eğitimi vereceksek sınıfta fiziksel aktiviteler de yapmak zorundayız diyor. Kemal Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne yapmasını önerirsiniz? Tabii ki sınıflarımızın arasında sınıflarımızın bulunduğu iller, ilçeler, köyler, coğrafik koşullar göz önünde o kadar büyük farklılıklar var ki yapılabilecekler arasında ve imkanlar dahilinde. Ama benim en önemli bu konudaki önerim şu olur. Öğrencilerin sınıf ortamına ne getirdiklerini bir düşünelim. Yani bu çocuklar sokaklardan geldiler, evden geldiler ve ev ortamında ve sokak ortamında pek çok şeyi öğrenerek geldiler. Biz şimdi onlara böyle şahane laboratuvar ortamları sunmak durumunda değiliz. Yerleri halı flex kaplı bir oda ortamı da olması gerekmiyor. Oyun ortamlarında kullanmış olduğu materyalleri, oyun ortamlarında kullanmış oldukları oyunları akranlarıyla beraber oynarken veya ev ortamında ailesiyle beraber etkileşimde kullandığı söylemler, oyunlar, etkinlikler bunları öğretmenlerimizin yaratıcılığıyla tabii ki gelişecek olan şeyler bunlar. Bunları derleyip sınıf ortamında uygulamamız gerekir. Burada çok net bir reçete yazmak ben çok uygun bulmuyorum. Eğitimin hiçbir sektörü için, hiçbir aşaması için sınıf ortamında A, B, C uygulamaları yapılırsa başarılı olur demek çok doğru değil. Onun arkasındaki yatan felsefeyi ve ihtiyaçları değerlendirerek öğretmenlerimizin entelektüel anlamda bir takım bu işleri derleme kaygısına düşmesi gerekecek. Bu bağlamda da ben öğretmenlerimizin öğrencilerin ev ortamlarından, dışarıdaki etkileşimde bulundukları ortamlardan yaşadıkları, paylaştıkları, özellikle ne bildikleri ve ne beklediklerini ciddi anlamda dikkate almalarını istiyorum. Evet, öğretmenlerimiz de zannediyorum, ben demin raporda size aktardım görüşmelerde, bakacağız ve ona göre evet, yapacağız diyorlar. Aslında doğruya gidiyor. Şimdi benim aklıma şu geliyor Murat Hocam. Şimdi kritik dönemlerde öğrencilerin bazı yetenekleri öne çıkıyor, evet, takdir edersiniz ki. Şimdi o mesela 5 yaşındaki bir çocuğun kritik dönem özelliklerini dikkate alırsanız, birinci sınıf müfredatını taşıyabilecek durumda değilse, evet, işte bu durumda anne baba ne yapmalı? O çocuğun zarara uğramaması için. Öğretmende neyi öneriyorsunuz? İşte olgunlaşma aşamasını tamamlamamıştır, evet, örneğin. Evet. Buradaki önerileriniz ne olabilir? Ben sizin sorununuza bir parça daha ekleyerek konuşacağım. Çünkü biz burada bir spektrumun iki ucundan bahsediyoruz. 5 yaş, 5,5 yaştaki çocuk da var, 8 yaştaki çocuk da var. Eminim bizi izleyen izleyicilerimiz içerisinde, evet siz 5 yaş örneğini veriyorsunuz ama 8 yaşta biz de kaygılıyız diyen velilerimiz vardır. Bu bağlamda ben her iki ucu da dikkate alarak bir takım açıklamalar yapmak istiyorum. Öğrencilerin okula başlarken gelişimsel yeterliliklerinin yanı sıra çok daha önemli dikkate almamız gereken şeylerden bir tanesi ki bu dünyanın her yerinde çok geniş bir araştırma konusudur. Çocuklarımız okula hazır mı? Okula adapte olabilecekler mi? Okul kaygısı, yeni bir düzen kaygısı, okula başlamayla beraber gelecek olan stres ve anksiyete. Bunları bir araya getirdiğinizde çocuğu müfredatı, öğretmeni, okul ortamını bir kenara bırakın. Çocuklarımızın çok ciddi anlamda omuzlarına binecek olan bir stres, bir yük var. Velilerimizin bence öncelikli olarak bunlara odaklanması gerekir. Günümüzde akademik başarının her şeyden üst tutulduğu bir eğitim sistemi de hepimiz bir şekilde haşır neşir olmak durumundayız. Bu bağlamda da özellikle benim velilerden istirhamım, akademik başarı, çocuğum ne zaman okudu, ne zaman toplamaya geçecek gibi kaygılardan ziyade onlar okula adapte olabildiler mi? Önce buna bakmalılar. Evet. Çok güzel, harika. Onları dinlemeleri gerekiyor. Murat Hocam sözünüzü kestim. Velimiz çoktandır bekliyor Ankara, Kamil Yurtkulu. Kamil Bey merhaba.
Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza Kamil Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Kamil Bey. Sorunuzu rica edelim. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Keşke diğer kanallarda da böyle eğitimle ilgili hele hele bugünlerde böyle bir programların sürekli olmasını arzulardım. Valla biz yeteriz. Haftaya saat 11'de başlıyor. Ben bu arada duyurmak da istiyorum. Sağ olsun kanala yönetimi gerçekten eğitime çok önem veriyor. Ve haftaya saat 11'de başlıyoruz. 12.30'a kadar buradayız. Kamil Bey teşekkür ederiz ve biz bütün Türkiye'ye yetiyoruz emin olunuz. Buyurun sorunuzu rica Daha edelim. Daha fazla olması bir şeylik olmaz yani fazlalık olmaz diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Benim şimdi öncelikle mesela sınıf öğretmenlerimizin yani meslekte yeni olmayan sınıf öğretmenlerimizin bu uygulamayla ilgili birinci sınıflarla ilgili büyük sorunlarla karşılaşacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim programın felsefesinde de yapılandırmacı yaklaşım var. Süreç içerisinde neyi nasıl yapacağını işi bilen öğretmenimiz zaten anlayacaktır, uygulayacaktır. Fiziki mekanlar el verdiği kadar yapacaktır. Biraz önce çünkü bu konuda bir soru gelmişti. Şimdi benim esas üzerinde durmam gereken şu. Yani tartışılan sadece birinci sınıfların durumu oluyor. Ben şunu sormak istiyorum. Beşinci sınıf öğrencilerinin ortaokula kaydırılmasının eğitimsel anlamda kazancı nedir? Yani ortaokula alınması 5. sınıf öğrencilere daha fazla bir şey mi kazandıracak? Değil teşekkür şey ediyorum efendim. Evet. Şimdi özellikle Kamil Bey biz teşekkür ederiz. 5. sınıfların ortaokula başlaması bir şeyi kazandırmış mıdır? Müthiş bir soru aslında Kamil Bey'den. Ben dolu bir insan olduğunda anladım ama özellikle sanki yapılandırmacı sistemden de biraz vazgeçiliyor gibi. Yani öğrencinin bilgiyi yapılandırmasının serbest bırakılması anlayışından biraz davranışçı ekole doğru bir kayış var gibi de geliyor. Onu sonra konuşuruz gerçi ama Kamil Bey'in şu müthiş sorusunu bir yanıtlayalım. Beşinci sınıf ortaokul öğrencisi olması beşinci sınıfların bir sakıncalı mıdır Murat Hocam? Beşinci sınıfların ortaokul düzeyine geçmesi ve ortaokul müfredatıyla eğitim görecek olmalarının görünen birinci derecede bariz bir sakıncası var. O da 5. sınıf düzeyinde olacak olan öğrencilerin eğer soyut işlemler dönemine geçmemiş olması, soyut kavramlar konusunda zihinsel anlamda yeterli olmamaları durumunda o müfredat onlar için sıkıntılı olabilir. Örneğin bir elektrik ünitesi, yaşamımızdaki elektrik ünitesi konusunda çalışacak olan öğrencilerin elektrik akımının, elektrik akışının çok soyut anlamda kafalarında canlandıramamaları bir sıkıntıdır. Müfredat ve gelişim anlamında öncelikle bence bu soruyu bir peki, değerlendirmeliyiz. Peki 5. sınıf öğrencilerinin yüzde kaçı soyut işlemler döneminde geçmiştir, yüzde kaçı somut işlemlerde kalmıştır diye bir şey sorsak? Bu çok muğlak bir soru çünkü o kadar geniş bir aralık var ki 6 yaşındaki bir çocuğun, 6 yaş örneğinden gideceğim. 6 yaşındaki bir çocuğun gelişimsel özellikleri anlamında 4 ile 8 yaş arasında olma ihtimali çok yüksek. Çünkü her çocuk birbirinden farklı, her birey birbirinden farklı. Bir yerlerde daha yeterli olabilirken belki başka bir alanda daha yetersiz olabilir. Ben genel anlamda tabii ki uygulama bazındaki sorunlar, öğretmenler, müfredatın uygun olup olmadığı gibi pek çok şey tartışılabileceği gibi bu noktada birincil derecedeki sorunun 5. sınıftan gelen öğrencilere göre adapte edilmiş bir müfredattan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Şimdi tabii izleyicilerimiz soyut somutu daha rahat nasıl anlayabilir? Hani eğitimci olmayan izleyicilerimizi düşünürsek. Sizin soyuttan kastınız öğrencinin tam olarak düşünmeye başlaması mı? Böyle diyebilir miyiz? Düşünce üretmesi aşaması mı? Evet. Zihninde dışarıda görmüş olduğumuz objeleri, nesneleri biz yerlerini ve mekanlarını kafamızda canlandırabiliriz. Ama onun oradan bir tanesinin çıkartılması durumunda nasıl değiştiği veya başka bir yere koyulduğunda azalıp artması gibi kavramlar bunların öğrencilerimizin ve çocuklarımızın düşünme becerileri konusunda verilebilecek bir örnek. Ama soyut anlamda düşünecek olursak bir nesnenin bir şeyin arkasında bulunması mesela veya elektriğin
veya bir gelirin ne demek olduğunu anlayabilmesi bir çocuğun. Bir iş çalışıyoruz, bunun karşılığında bir para alıyoruz. Bu çok soyut bir kavram. Bir işe karşı birilerinin size bir ücret ödemesi gibi. Daha görmediğini de algılayabilme evet, aşaması. Görmediğinin varlığından haberdar olabilme. Emekli öğretmen Adil Tanrıverdi Konya. Adil Hocam hoş geldiniz. Hocam. İyi günler, iyi yayınlar. Saygılar öğretmenim. Aradığınız için çok teşekkür ederiz. Buyurun Adil öğretmenim. Bu bizim eğitim öğretime yapacağımız katkılardan birisi zannedersem. Evet. Buyurun Adil öğretmenim. Sorularınızı rica edelim. Şimdi hocam ben birincisi ana sınıfından başlayayım. Şimdi ana sınıfının biliyorsunuz belirli kuralları var. O öğrenciler yerlerde oynayarak, sürünerek, atlayarak bu şekilde eğitilmektedir. Oyun çünkü çocuğun ruhudur. O oyuna doymayan çocuklar ileri sınıflarda bakın oyuna doymadığından dolayı bir sürü şeylerle karşılaşılır. Ve o çocukları 10 yaşında, 12 yaşında getirin aynı birinci sınıftaki çocuklar gibi şey yapar, oyun oynamak ister. Peki siz sınıf öğretmeni miydiniz Adil sınıf Hocam? Sınıf öğretmeniydim, idareciydim. Evet, idareciydiniz. Öğretim okullarında idarecilik yaptım. Ana sınıflarını düzenledim. Bakın, ben 3 tane okulda ana sınıfı düzenlemecisi olarak çalıştım. Ve 84'ten bu tarafa da ilk öğretim okullarında öğretmen olarak görev yaptım, idareci olarak görev yaptım. Yani şeye karşısınız siz anladığım kadarıyla Adil Ay, Hocam. Çok karşı değil. Şimdi diyor, hocam diyor ki, biz birinci sınıflardaki o ana getirilen 5,5 yaş, 6 yaşındaki çocukları yerlere halılar serebest bilmem ne yaparak eğitim, öğretim yapamayız. Doğru, eğitim, öğretim orada yapılmaz. Ana sınıfı, sınıfları bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde düzenlenmezse o çocuklar o 40 kişilik, 50 kişilik yerde mutlaka her gün bir kazayla karşılaşmak zorundadır. Evet, birinci problem bu. Şimdi onu Murat Hocam yanıtlayacaktır. Başka bir sorunuz var mı Adil Hocam? Başka bir sorumuz şunu söyleyeyim. Bakın 4. sınıftan 5. sınıfa geçen çocuklarımız, öğrencilerimiz. Bu öğrenciler 5. sınıftan sonra meslek lisesine gitsin. Bakın ben şunu size bir anımı anlatayım. Eğer müsaitsinizse tabii. Şimdi zamanımız çok dar. Eğer çok kısa özetlerse reklama gireceğiz çünkü. Hemen kısaca hocam. Anlatacağım. Şimdi 8. sınıftan mezun olan çocuklar biliyorsunuz belirli sınavlardan sonra belirli okullara gitme hakkı kazanırlardı. Bu sınıftan mezun olan, 5. sınıftan mezun olan çocukları biz de bilgi seviyesine göre, eğitim seviyesine göre belirli okullara yönlendirmekle şey yapardık. Fakat bazı veliler çocukların Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne veya diğer bir Anadolu Lisesi'ne gitmesi için özenle gösterirlerdi. Ama çocuklarının bilgi seviyesi bu kadar olmadığından dolayı bu okullara gitme imkanı yoktu. Ama veli bana ne diyordu biliyor musunuz? Veli bana diyordu ki, hayır hocam sen ne diyorsun? Ahmet'in, Mehmet'in çocuğu Anadolu Lisesi'ne gidecek, Fen Lisesi'ne gidecek, benim çocuk meslek lisesine gidecek. Bunu sen nasıl kabullenirsin diye tabii, bana cevap veriyor. Tabii, doğru şimdi söylüyorsun. Şimdi 5. sınıfa giden doğru bir çocuğu nasıl meslek lisesine gönderecek? Şimdi Adil Hocam, zaten mesleki yönlendirmenin velilere bırakıldığı dünyadaki tek ülkeyiz diyebiliriz. Yani en azından OECD ülkeleri çerçevesinde düşünürsek bu böyle olmamalı. Adil Hocam reklama gideceğiz çünkü biz çok teşekkür edelim evet, size. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, eksik olmayın. İyi yayınlar, cevabını ben televizyondan seyredeceğim. Bakalım hocam cevap olarak nasıl bir cevap. Tamam hocam, eğer eksik bulursa çok teşekkür edeceğim. Şundan iyi yayınlar, başarılar, eğitim öğretim yılınız. Bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun ama böyle bir eğitim öğretim zannetmiyorum başarılı olacağını da ben kabullenemedim. İnşallah başarılı olur, inşallah. Şimdi ben şöyle diyorum sevgili öğretmenlerimiz. Artık devletimiz bu kararı uyguladı. Bunun arkasında duralım. Kesinlikle başarılı olması için çalışalım, çabalayalım. Çocuklarımıza zarar veririz aksi halde. Hani bize sorulmadı, bize yapılmadı. Hani okullara sandık koyulsaydı zaten emin olun bu uygulama özellikle 5-5,5 yaş uygulaması olmazdı ama devletimiz böyle uygun görmüş. Yapacağımız bir şey yoktur. Demokratik bir şekilde de bu yasa çıkmış meclisten ve arkasında durmayı öneriyorum ben şahsen. Yani kesinlikle arkasında durun ve başarıya ulaşmak için hep beraber ben yayın olarak, biz eğitim editörü programı olarak kesinlikle arkasında duracağız. O eleştirilerimizi artık rafa kaldırdık dikkat ederseniz eğitim başlıyor. Şimdi
Adil Hoca yılların deneyimiyle birçok şey söyledi. Buyurun Murat Hocam. Ben öncelikli olarak Adil Hocamızın ilk söylediği noktaya geri dönmek istiyorum. Zannedersem şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Yani sınıflarda halı serip ders oyun oynayamayız anlamında bu söylenmedi. Ama bir realite var. Bu öğrenciler birinci sınıflara gidiyorlar. Ya okul yönetimleri bütün sınıfları anaokuluna dönüştürecek birinci sınıfları ya da içerideki öğrenme ortamını her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak şekilde yapacak. Öğretmenlerimizin bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, halı serilemeyebilir belki içeriye ama çocuklarla bahçede küçük grup halinde, büyük grup halinde yapılacak olan etkinlikler, drama, oyunların sayısı belki daha fazla olacak. Çünkü biraz evvel Adil Hocamızın belirttiği gibi ana sınıfının aslında temel felsefesi öğrencileri ilk öğretime geçiş için hazırlamak. Kuralları, birlikte yaşamayı, sosyalleşmeyi, aynı zamanda sağlıklı fiziksel ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla ana sınıfları sistemimizin içerisinde var. Fakat orayı atlayıp gelmiş olan bir öğrenci adaptasyonla ilgili ciddi sıkıntılar yaşayacak. Öteki taraftan öğretmenin elinde var olan bir müfredat ve uygulaması istenilen bir birinci sınıf programı da var. Bu çok ciddi bir açmaz. Evet, biliyoruz çocukların ihtiyaçları bunlardır. Oynamak, sosyalleşmek, fiziksel anlamda ve duygusal anlamda gelişimlerini destekleyecek etkinlikler. Diğer taraftan da bu öğrencilerimizin, öğretmenlerinin uygulamasını istediği bir müfredat var. Bu bağlamda o öğrencilerin adaptasyonu boyutunda öğretmenlerimiz ana sınıfında öğrencilerin yaşayacak olması gereken tecrübeleri sınıflarına yansıtması gerekiyor. Bunun da öğretmenimizin söylediğiyle ben paralel olduğunu düşünüyorum. Evet, Adil Hocam duydunuz. Herhalde farklı bir şey söylemiyordunuz. Şimdi 5 yaş, ben hep 5 yaşa takılıyorum. Siz 8'e kadar çekeceksiniz Murat Hocam bunu tekrar. Ama çok önemli bir yaş grubu, 8 yaş grubu. Tabii, ben ondan biraz çok endişeli olduğum için. 5 yaş ailelerinin çocukları adına, 5 yaş aileleri çocuğunu okula gönderdi. Evet. Çocukları adına neler yapması gerekir sorumu reklamdan sonra soracağım. Ben neyi soracağım? Öz bakım ve okula değindiğiniz, evet, duygusal hazırlık, iletişim, kurallara uyma, evet, dili kullanma ve ortama fiziksel uyum sağlama ile ilgili şimdiden neler yapması gerekir? Murat Hocam, bunu konuşacağız. Lütfen ekrandan ayrılmayın, dostlarınıza haber verin. Çok kısa bir süre sonra tekrardan dönüyoruz. Evet, döndük tekrardan ve ben bir anonsumu tekrardan yapmak istiyorum. Haftaya pazar günü saat 11'de programımız başlıyor ve yine 12.30'a kadar sürüyor. Kahvaltı masalarınıza konuk olacağız, ailenize konuk olacağız. Elinizde kağıt kalemle programa katılın. Hep faydalı şeyler konuşacağız ve artık sizleri sınavlara ve eğitime, okula hazırlayacağız. Evet Murat Hocam, ben sorumu bir hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum. 5 ve 5,5 yaşındaki çocukların aileleri, çocuklarının öz bakımları, işte duygusal olarak hazırlıkları, iletişimi arkadaşlarıyla, evet, öğretmeniyle, kurallara uyumu, dilini kullanması eğitim adına ve ortama fiziksel uyum sağlaması konusunda şu 15 gün içinde nasıl bir hazırlık yapmalılar? Ben bunu iki boyuttan cevaplandıracağım. İlki akademisyen kimliğiyle, ikincisi de veli kimliğiyle. Çünkü benim de ilkokul 1'e başlayacak bir kızım var. Ha, kaç yaşında? 7 yaşında. Ha, aynı kaygıları yaşayan bir veliyim ben de aynı zamanda ki bundan 2 yıl önce de oğlumla yaşamıştım. Bu çok zor bir dönem. Veliler için de duygusal anlamda çok zor bir dönem. Çünkü evinizde elinizin altında her zaman dizinizin dibinde oturan çocuğunuzu bir anda 5-6 saatliğine başka bir mekana uğurluyorsunuz. Ve yüksek derecede kaygılara yol açıyor bu durum. Veliler okul önlerinde kapılarda beklemeler, camdan içeriye bakmalar gibi çocuktan daha çok kaygılı durumlara düşebiliyorlar. O ilk kopuşu çocuktan daha fazla. Evet. İlk kopuşu çocuk değil, siz yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Ve çocuk bunu hissettiği zaman annem ya da babam ya da velim beni bırakmakta güçlük yaşıyor diye düşündüğü zaman bir şekilde bu size her zaman için problem olarak geri dönebilir. Yani ben dışarıda bütün gün bekleyeceğim seni demek çocuk için hep büyük bir güvence. Ve hoşlanmadığı anda dışarıya çıkabileceği anlamına gelecek. Onun yerine benim tavsiyem, ben ilk bir saat buradaydım.
Bir şeylere ihtiyacın olursa seninle birlikte olabilirim. İlk teneffüste görüşürüz ama ondan sonra ben işe gitmeliyim, eve dönmeliyim gibi çocuğu bu geçiş sürecine hazırlamaları çok önemli velilerimizin. Ayrıca çocuklar için okul daha önceden farklı bir kavram. Abisi, ablası, yeğeni, etrafındaki insanların hazırlanarak gittiği, onların da böyle bir anlamda imrendiği bir yer. Ben de okula gitmek istiyorum çünkü büyüme isteği var çocukların. Fakat okula gittiklerinde aslında işlerin çok daha farklı olduğunu görecekler. Çünkü okul diye düşündükleri büyüme kavramının içerisinde kurallarla dolu olacak. Bu bağlamda da velilerimizin hazırlık süreci içerisinde ve okula başladıklarında özellikle kurallar konusunda öğrencilerimizle, çocuklarıyla konuşmalarının çok doğru olacağını düşünüyorum. Yani düzen ve kurallar eğer evde başlamış ise okula adaptasyon anlamında kolay. Fakat evde olmayan düzen ve kurallar okulda karşılarına çıktıklarında çocuklar bundan stres duyabilirler. Okula gitmeme gibi düşüncelere sahip olabilirler, ağlayabilirler. Fakat bu noktada velinin kararlı ve destek olan duruşu çok önemli. Tabii ki burada kararlı dediğimiz şey, hayır okula gideceksin, sen buna mecbursun anlamında söylemiyoruz. Okula gidilmesi, okuldan kazanımlar gibi konularda öğrencilerle konuşma ve ilk başta sergilemiş olduğumuz kararlı tavrımızın çocuklarımız tarafından da görülmesini sağlama durumundayız diye düşünüyorum. Ve orada da biraz ilkeli de olmak, tutarlı da olmak tabii gerekiyor. Tabii ki, bu çok önemli. Yani bir git bir gelme, böyle bir bu git, çok git, önemli. Bunun olmaması gerekiyor. Mersin'e gidiyoruz. Velimiz Alper Durda. Alper Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza Alper Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Buyurun Alper Bey, sorunuzu rica edelim. Hocam programınızı izliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Fakat teşekkür şimdi ederim. Bizim profesör hocamız 5 yaşındaki çocukla 8 yaşındaki çocuğa aynı ortamda eğitim vermek üzere sınıf öğretmenlerimizi görevlendirdiler. Tabii sınıf öğretmenlerimiz çocuğun durumundan çok iyi anlar. Hangi yaş grubunda? 6 ve 7 yaş grubundakilerin daha çok iyi anlar. 5 yaşındaki çocuğu da ana sınıfı hocaları hazırlar. Peki şimdi bu çocuklara eğitim öğretim verirken bunları öğretme adaptasyon yaptıkları sırada 5 yaşına göre mi çocuklara davranacaklar yoksa 8 yaşına göre mi? 8 yaşına göre hareket ederseler 5 yaşındaki çocuk ne hale düşer? 5 yaşına göre hareket ederseler 8 yaşındaki çocuğun durumunu ben düşünemiyorum yani. İkisinden birisini okula küstürme şeyi var burada. Benim görüşüm öyle, bilmiyorum sizleri de. Yani bir, ya 5 yaşındaki çocuk okula erken küsecek veyahut da 8 yaşındaki çocuk bu 5 yaşındaki çocuğun seviyesine inmekten sıkılıp okulda bazı olumsuzlar olacağı kanıtındayım. Alper Bey aldık soruyu. Teşekkür ederiz. Kaygınız çok yerinde. Hocamıza hemen ileteceğiz. Ona bağlı olarak da ben şu soruyu sormuş olayım tekrardan. Hani bir sınıf düşünün 45 kişilik. İşte 10 öğrenci 5 yaşında, 10 öğrenci 5,5 yaşında, 10 öğrenci 6 yaşında, 10 öğrenci 7 yaşında, 5 öğrenci de 8 yaşında. Şimdi bakanlık yetkilileri de ya hoca böyle hayal grup sınıfı oluşturma, biz onları ayrıştıracağız diyebilirler ama Türkiye coğrafyası çok geniş. Hani nerede neyin olduğu belli olmaz. Bunlar olabilir. Fiziksel tabii, tabii. Konum, fiziksel sorun var. Sınıflar yetersiz olabilir. Bu aslında Alper Bey de çok güzel bir soru sordu. Kesinlikle. Yani 8. sınıfa göre mi eğitim versin, 5. sınıfa göre mi? O aynı zaman dilimini nasıl kullansın der Sayın Hocam. Ben bu konuda şunu eklemek istiyorum. Öncelikle sizin sorunuzdan başlayarak Alper Bey'in sorusuna gideceğim. Çözüm olarak farklı yaş gruplarını farklı sınıflara atama gibi bir durum söz konusu olacak olursa bu da nerede problem olacak? Belki ilk yılda çok problem olmayacak. 5-6 yaşlar bir sınıfta, 7-8 yaşlar bir sınıfta diyelim. Bir okulda 4 şube açılacak birinci sınıfların 2 gruba ayrılmış gibi düşünün. Fakat sorun şuradan kaynaklanacak. İkinci sınıfa geçtiklerinde bu öğrenciler aynı müfredata tabi olacak. Üçüncü sınıfta aynı müfredata tabi olacaklar. Dolayısıyla ilk yılda belki ayrı gibi gözükseler de 4. sınıfın sonuna geldiklerinde 7-8 yaş grubuyla 5-6 yaş grubu arasında bir problem olacak. Şimdi Alper Bey'in sorusuna geri dönecek olursak, kendisinin kaygılarını ben de bir veli olarak yaşıyorum. Bir akademisyen olarak da yaşıyorum. Öğretmenlerimizin bu konudaki sıkıntıları ve sıkıntılarla karşılaşacağı muhakkak. Ama burada bence hızlı çözümler adına
eminim bunu bakanlık yetkilileri de bir şekilde konuşmuşlardır. Kamuoyunu aydınlatmalarını bekliyoruz neyin nasıl yapılacağı konusunda. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Öğretmenlerimiz adına üst yaş grubundaki öğrencilerin ha bu zaten benim için çok kolay burada yapılan şeyler ben çalışmasam da olur algısını yaratmaması lazım. Yani eğer 5-6 yaş grubundaki öğrencilerin gelişimleri doğrultusunda bir eğitim öğretim süreci işleyecek olursa 7-8 yaştaki çocuklar bu dersler zaten benim için çok kolay. Burada yapılanlar benim için çok kolay. O algı ben, oluşursa ne olur evet, peki? Telefonumuz da var ama çok hızlı rica edeyim. Bu algı oluşursa bu sefer çocuk çalışmadan başarılı olabileceği inancına kapılacak. Çalışma alışkanlığını edinir. Kaybedecek. Evet çok önemli. Bizim orada kazandırmak peki, istediğimiz alışkanlık 8 o. 8 yaşına göre eğitim yapsa 5 yaşındaki çocuğun algısı ne olur? O zaman da ben hiçbir şeyi başaramıyorum olacak. Özgüven sorunu, özgüven saygı sorunu. Ve büyük, ciddi anlamda bir stres yaşamaya başlayacak çocuk. Çünkü bir noktada da herkesin yapabildiğini düşünecek o. Yani yaş grubuna göre ayrım yok ki içeride. Ben yapamıyorum diye kaygılar şimdi, yaşayacak. Murat Hocam tabii biz daha öğretmen ne yapmalıyı alamadık. Ama Gülten Baltacı'dan sorusunu aldıktan tabii. Sonra ben ona tekrar döneceğim. Zamanı ikiye mi bölmeli? Ne yapmalı bilmiyorum. Hani sınıfı bölemiyorsa... O yüzden kaynaştırma dedim ben zaten. Kaynaştırma dediniz değil mi? O çok güzel bir şey yorum getirmeli. Gülten Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de bizi izlediğiniz için sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim sorum biraz ikinci kademeye yönelik olacak. Şimdi benim kızım 6. sınıfa geçti. Okulumuz ilkokul oldu. Fakat ikinci kademe 5'ler yok. 6, 7, 8. sınıflarımız var. Öğretmenlerimiz non fazlası olmamak adına herkes tayinli istedi. Dışarıdan, Ankara dışından okulumuzu tercih eden birkaç tane öğretmenin dışında öğretmen açığımız okulumuzda çok fazla. Bu konuda görevlendirme öğretmenlerle mi açık tamamlanacak? Görevlendirme öğretmenlerden de kuşkumuz, veli olarak endişemiz, hani dersleri asılmayacak. Bu çocuklar çünkü yarın kolejde çocuklarla birlikte sınavlara girecekler. Yani ne olacak? Çocuklarımız evet. Ziyan mı olacak? Şimdi evlerimize her ders için ayrı bir öğretmen mi tutacağız? Buna memur ailelerin imkanı elverişli değil. Yani bir belli olarak çok endişeliyim. Bu konuda kaygılarım var. Çocuğumu yerleşik bir ortaokula almak istiyorum. Adres tutmuyor. Servise gidip gelmesi gerekecek. Yani çok kaygılıyım. Bu konuda da biraz açıklama yaparsanız gönlümüze su serpmiş olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah önümüzdeki hafta bir bakanlık yetkililerinden işte artık kim müsaitse bu sorulara da yanıt verecek kadro açısından birini davet etmeyi düşünüyoruz. Görüştüğümüz arkadaşlar da oldu. Gelip bu sorulara açık yüreklilikle yanıt vermelerini isteyeceğiz. Ama siz karamsar olmayın. Çocuğunuz da karamsar olur aksi halde. Murat Hocam, kadronun iyi ya da kötü olması öğrenci başarısını ne düzeyde etkiler? Deneyimli ya da deneyimsiz anlamında sordum onu. İyi ya da kötülükten o yani. Yani öğretmenlerin yıllara bakarak deneyimlerinin öğrenci başarısındaki etkisi konusunda çok net veriler yok elimizde. 20 yıllık oluşan bir 20 yıllık tecrübeden oluşan bir kadronun daha başarılı olacağı veya yeni başlayanların daha başarısız olacağı diye bir veri yok elimizde. Hatta şuna bakacak olursanız dershaneler ki akademik başarı anlamında, sınavlar anlamında en üst düzeyde rolü olan kurumlar kadrolarında çok genç öğretmenler çalıştırıyorlar. Çok genç. Çoğunluğu genç öğretmenlerden oluşuyor. Burada deneyimden ziyade öğretmenin yeterlilikleri bence çok önemli. Tabii ki bu yeterliliklerin bir kısmını da öğretmenlik yaptıkça öğreniyor öğretmenlerimiz. Deneyimle beraber kazanıyorlar. Fakat ben net olarak çok deneyimli bir, çok yıl anlamında tecrübesi olan öğretmenlerin olduğu okul demekten ziyade her deneyim
yılına sahip öğretmenlerden oluşan karma okulların da dinamik olabileceğini düşünüyorum. Hani biri diğerine tercih anlamında değil, ne kadar karma olursa okula o kadar kültür anlamında da zenginlik gelecektir. Ve öğretmenlerimizin bireysel anlamında gelişimine katkıda bulunacaktır. Bazen deneyimlerimiz önümüzdeki en büyük engel olabiliyor. Bizim hareketimizi engelleyebiliyor. Gençler de daha dinamik olabiliyor. Oktay Tüfekçi öğretmenimiz arıyor Bursa'dan. Oktay Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun Oktay Tüfekçi Murat Hocamız. Murat Bey'e az önceki değerlendirmesine çok teşekkür ederim. Kendi çocuğum da içinde bulunduğu bir eğitim ortamını bize çok güzel anlattı. Ben Murat Bey'in endişelerine biraz katkıda bulunmak istiyorum. Malumunuz bugün yaşadığımız 5-6-7 yaş grubu farkı ileride üniversite sınavı ya da sınav kaldırılmış olsa bile kontenjan anlamında bir yansımaya dönüşecek. Yani bir yıl öncesinde örnek olarak söylüyorum 1 milyon kişinin sınava girdiği bir ortama bir yıl sonrasında yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz katılacak ya da kontenjan tabi olacak. Bu SBS bazında mı düşünüyorsunuz Oktay Hocam? SBS anlamında da sıkıntılar çıkacak. ÖSS anlamında da sıkıntılar çıkacak. Evet. Bir kontenjana yaklaşık 1,5 kontenjan başvuracak. Yani %50 daha fazla bir kontenjan artışına tabi olacak. Ve bu eğitim sistemi içerisinde o gün sınava girecek olan çocuklarımızın çok temkinli yaklaşımlarla elde edilen neticeler sonrasında 12 yıl sonrasında sınavda soru yöntemi konusunda da bir takım sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Yurtlarda sıkıntılar çıkacak, üniversite kontenjanlarında sıkıntılar çıkacak ve Türkiye bunları bugün konuşmuyor. Sadece biz konuştuğumuz bugün ki çok doğru, aslında yakını konuşuyoruz, çok güzel. Onlar da çok önemli konular bugün konuştuklarımız. Ama bence biraz daha uzağa baktığımızda ben çok daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir yıl öncesinde 2024 yılında sınava girenlerle 2025 ve 2026 yılında sınava girenler de hani bir üçgen deyimiyle büyük bir çıkış ve iniş olacak. Eğer Murat Bey müsaade ederse bir sorum olacak. Bu deminkisiz bir sorudan ziyade görüştü, tespitti. Ben yılların eğitimcisiyim, 25 yıllık öğretmenim, idareciyim. Kendi kızım da bu yıl 5. sınıfa geçti ve ben şunun endişesini duyuyorum. Anadolu Sesi'nde yıllarca çalıştım ve hep arkadaşlarıma şunu söyledim toplantılarda. Arkadaşlar 9. sınıfta bir oryantasyon eğitiminin oryantasyon eğitimine tabi olması gerekir. Mutlaka bu arkadaşlarımızı birer quiz diye tabi ettiğimiz sınav yapmadan, yani öğretmen ve okul frekansını öğrenciye duyurmadan notla değerlendirmeyin. Yani sizler ne istiyorsunuz bunu anlatın. Öğrenci sizi nasıl algıladı bunun tespitini yapın. Çok güzel bir örnek veriyorum. Öğretmen penaltı atarken ters köşe yatıran değildir. Öğretmen balık tutan, balık tutmak için de yemleyendir. Örneğini veriyorum. Ama bugün geldiğimiz süreçte ben kızım için şu endişe duyuyorum. 4. sınıfta benim kızım İngilizce, resim, müzik ve beden eğitim dersleri dışında diğer derslerini sınıf öğretmeni tarafından aldı. Yani branş öğretmenlerimizin ortaokulda bu yaş seviyesine uygun yaklaşımlar sergileyemeyeceğinden endişe ediyorum. Çünkü yıllarca öğretmenlerin hiç ikinati bir yaş alt grubuna matematik ve sosyal bilgiler dahil olmak üzere eğitim vermediler. Üstelik bu yıl sınıf öğretmeni gibi onları toparlayıcı, sınıfının ortak özelliklerini aktarıcı bir rehberle de olmayacak. Ve ben bu dönem içerisinde çocuklarımızın ortaokula geçiş sürecinde rehberlerinden yoksun bir halde çok ciddi soruna geçeceğini düşünüyorum. Bakanlığımızdan da hakikaten rica ediyorum bu konuda da özellikle duyarlı sizler gibi eğitimcilerin bunu aktarmasını istiyorum. Hemen o branş öğretmeninizin bu konuda uyarılması çok ciddi 5. sınıfın oryantasyon eğitimine tabi tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. Biz 5. sınıfları 5 yaşı konuşurken 5. sınıfları lütfen unutmayalım. Bunu unutmayalım Oktay Hocam. Zamanımız çok daraldı. Program bitecek. Çok teşekkür ederiz Oktay Hocam. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok güzel şeylere değindiniz çünkü. Çok teşekkür ederim. Bursa yayından artmasını diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Oktay Hocam o kadar güzel stratejik bir cümle kullandı ki 12 yıl sonrası hesaplandı mı?
Değil mi? Hani öğrencideki bu artışa bağlı olarak ne gibi planlamalar yapıldı? Vallahi çok güzel bir soruydu. Ne diyorsunuz? Bir tarafı bu sorunun teknik. Yani teknik anlamda 12 yıl sonra ne olacak? Bu arada son 2 dakikamız ha. Tamam. Ona göre Murat Hocam. Peki. teknik bir ayrıntı. İlerleyen zamanlarda bu öğrencilerin nasıl istihdam edileceği ve üniversite sınavlarında nelerle karşılaşacakları konusu var. Fakat ben daha farklı bir boyuta da okumak istiyorum. Böyle bir grup öğrenci bir arada olduklarında bir Allah muhafaza onların özgüvenleri konusunda veli olarak ben öğretmen olarak ekran başındaki öğretmen arkadaşlarımız onlara istenmedik şeyler yaparlarsa bu çok daha üzücü. Bu bağlamda ben öncelikli olarak akademik kaygıdan ziyade öğrencilerimizin adaptasyonu konusunda öğretmen, veli ve okul yönetiminin çok ciddi anlamda kafa kafaya verip düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli bizim için çünkü öğrencilerimizin adaptasyonunda yaşayacağımız bir sıkıntı 8 yaşta olsa 5 yaşta olsa fark etmez. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde akademik başarılarına, özgüvenlerine ve kişilik oluşumlarına direkt etkilediği akademik anlamda araştırılmış ve ispatlanmış şeyler. Bu bağlamda benim özellikle istirhamım ekran başındaki herkesten lütfen çocuklarımızın iyi adapte olabildiği, çocuklarımızın okul ortamına alıştığı ve sağlıklı bir duygusal gelişim içerisinde olduğunu takip edelim diyorum. Bu arada oryantasyon eğitiminden söz etti Oktay Hoca. O katılıyor musunuz? Beşinci sınıflara bir oryantasyon eğitimi şart diyor. Bakın bugün biz TED Üniversitesi'nde birinci sınıfa başlayacak olan öğrencileri, üniversiteye başlayan öğrencileri de oryantasyona tabi tutuyoruz. Değil mi? O kadar gerekiyor yani. Bir iş yerinde işe girdiğinizde sizi birkaç günlük oryantasyona tabi tutuyorlar. Hatta öğretmenleri ilk yıl stajyer öğretmen olarak nitelendirip sistemi ve öğretmenliği daha iyi yapabilmeleri için bir takım eğitimler veriyor. Bu bağlamda da Oktay öğretmenimizin dediği doğru bence. Şimdi efendim programımız biterken ben yeni bir duyuru daha yapıyorum. Haftaya saat 11'de evlerinize konuk olarak gireceğiz. 12.30'da ayrılacağız ekrandan. Bundan sonra her hafta saat 11'de başlıyor programımız. bonsoca.com'daki 3-6 yaş arası çocuklara ilişkin bilmeniz gerekenleri ve bonsoca.com'daki Facebook sayfamıza girmeyi unutmayın. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir program oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Kendim ve kurum adıma. Sağlıcakla kalın efendim.